Yani halka ait olan, kamuoya ait olan e, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bu memlekette işte parlamentoda temsil eden bir siyasi partisini bir saniye bile haber haline getirmemiş bugüne kadar ama biz de hiç sorgulamamışız bile. yani Ben şimdi siz söyleyince utandım biraz kendime. Bunu da kavga konusu haline getirmek gerekiyor mesela. Sera Kadıgil transferi nasıl yankılandı siyasi kulislerde bunu da soracağım. Bunların hepsini Pegasus yazılım herhalde buna da gireriz. Ee, belki göçmen sorunu. çoklu maaşları özellikle ben de onu soracaktım. Ha, güzel. O, Önce şu şey birkaç e, mesajı okuyayım. Kadir Dahan yazıyor. Erkan kardeşim çok haklı. Biz daha güçlüyüz. Sadece henüz farkında değiliz ve pratiğe koyacak örgütlülükte de değiliz. Savaş barışı yazıyor. Tipin bir şekilde mecliste grubu olacak hale getirilmesi lazım. Bu ancak bazı siyasi partilerin desteğiyle mümkün olabilir. Böyle bir durumda meclise ve ülkeye demokrasi gelir. Begüm yazıyor Londra'dan bir Z kuşağı kardeşimiz. Özlem Hanım Londra'da yaşıyorum. Ülkemiz Erkan Bey'in ideallerindeki gibi olduğu gün koşarak döneceğim diyor. Turgay Oşak yazıyor. Emekli öğretmen babam diyor ki Erkan Baş o kadar saygılı bir adam ki herkes ayak ayak üstüne atarken o atmamış. <laughs> Bizim üzerimizde defter var. Gördün mü ya? Çalışıyorum. Bu arada yoldaşımıza selam. Ee, Turgay Bey emekli babanızın ellerinden öpüyoruz. Hayırlı <laughs> çok bayramlar diliyoruz. Erkan Baş öyle bir adam ki hiç umursamaz kim ayak ayak üstüne atmış kim atmamış onun için rahat <laughs> doğru, olsun. Doğru Değerli babanız. Oraları çok geçtik artık diye düşünüyorum. Ee, saygının başka kriterleri var artık diye düşünüyorum. Ee, başka mesajlar da vardı. Aşağı indikçe evet iş cinayetlerini soranlar var. Gece 04'te nöbetim bitiyor diye bir e, sağlık çalışan kardeşimiz yazmış. Asla kaçırmam kayda geçsin diye yazmış. Ee... Peki başka neler bir, var? Saygı, yani bir tanesine şey diğer yurttaşlarımız kusura bakmasınlar ama. İş Erkan Baş demiş birisi. Bence en önemlisi ee, Özlem Erkan Başkan'a saygı ve sevgilerimle diyor Ömer Tekeli. Dik yürü başkanım biz arkandayız benim en az 80 oyum vardır of. diyor. Birisi demiş ki bugüne kadar ülkü ocaklarında yetiştim ve orada siyaset yaptım. Bugün e, bulunduğum ilde e, tipin teşkilatını kur dediği anda kurarım Sayın Başkan'a demiş. Lütfen kursun hemen. Kütahya'dan yazan var. kuralım teşkilat diye. Trabzon'dan yazan var. Buyurun Sağ ol. lütfen. Ya, hani tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum ama bir tanesi beni gerçekten etkiledi. Ee, yurt dışından yazan genç Begüm. arkadaşımız. Sevgili Begüm. Ya, daha önce de belki söylemişimdir. En hani bazen şey olur ya. Böyle elinizde bir sihirli değnek olsa neyi değiştirmek istersiniz diye. Bütün samimiyetimle şunu söyleyeyim gençlerin hayal kurabilmesini sağlamak isterdim. Bence bu ülkenin en büyük derdi milyonlarca genç var. Herkes bununla övünüyor. Biz genç bir ülkeyiz. Şöyle güçlüyüz, böyle güçlüyüz falan. Üniversitede çalıştığım dönemde yani 2007-2008 ilk derste bilim tarihi dersleri hep aynı soruyu sorardım. hayaliniz ne? Ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders verdim ben. Genelde 4. sınıf öğrencileri alırdı dersi. Seçmeli ders bilim tarihi mi bilim tarihi bilim ve teknoloji tarihi ya hayalleriniz ne deyince iş eş araba falan gibi böyle şeylerle karşılaşırdım. o, o ne ki Murat'ın gündeme getirdiği bir video vardı Zonguldak'tan değil mi Zonguldak'ta değil mi de eve ekmek götürmek hayali sadece Şimdi, bu olan bakın, çocuklar işte, var artık bu bu, bu hani ya yani, her şeyi düzeltiriz memlekette ama önce bunu düzeltmemiz lazım bunu düzeltebilirsek diğerleri bunun üzerine o yüzden çok heyecanlandım. Yani ülkeye geri dönme hayali kurdurabiliyorsak bu önemli bir eşiğin aşılmasıdır. Ve bizim bunu başarmamız lazım. Yani bu ülkenin en nitelikli, en yetenekli, en birikimli gençleri akın akın yurt dışına gidiyorlar. Kim yurt dışına gitmek ister ya? Gittiler. Yani şimdi bir bundan sonra gidilmemesini sağlamamız lazım. O güveni, o heyecanı, o umudu vermemiz lazım. Bir de öyle bir çıkış yapmamız lazım ki bugün yurt dışında olan arkadaşlarımız hani ilk uçakla Türkiye'ye dönüyoruz kararı verebilmeliler. Bence Türkiye'de bir şeyler değişiyor mu? Hani bunun barometresi nedir? Sorusuna bununla cevap vereceğiz. O yüzden sevgili Begüm'ün söylediği beni çok heyecanlandırdı. Tamam, ona Umuyorum. da bir selam olalım. Onun gibi on binlerce arkadaşımızı Türkiye'ye geri getireceğiz. Aslında senin sorduğun soru da çok bu maaşlar konusunda. Bunun toplumda da çok büyük bir karşılığı olduğunu görüyoruz. AKP içinden de bu konuda çatlak sesler çıkıyor. Ya bu ya sadece kadrosuzlukla açıklanabilecek bir şey mi bu yoksa bu dediğiniz Kaymak Tabakanın sadece kamu kaynaklarını yağmalamasından ibaret bir durum mu? Benim de anlamadım. Nasıl bu kadar rahat davranabiliyorlar? Yani 9 maaş alan insanın haberini verdim bugün gene ana haberde. Gene yayınlarımızda gündeme getirmiştik. 11 maaş alan var. En az alan 2 maaş alıyor. Yani eskiden olsa çok ayıp karşılanırdı böyle şeyler. Bu kültürde bu toplumda bizim, ne, ne olmuş olabilir bu kadar rahat? Ya yani? bu iktidara karşı sürekli mücadele ediyor olmamıza rağmen gerçekten bazen böyle bir şeyler yaşanıyor yani biz utanıyoruz ya yani bu yaşanan nedenle biz utanıyoruz. Mesela e, siz muhtemelen benden önce konuştunuz bu dün Kıbrıs'ta açıklanan müjde ben gece haberleri izlerken e, baktım düşünseniz böyle sonra da yazdım galiba onu şeye bir açıklama yapılıyor. Deniyor ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kıbrıs'a gidecek. Orada bir müjde verecek. Şimdi Kıbrıs uluslararası bir sorun, uluslararası bir gündem değil mi? Mesela Kıbrıs'ın güneyindeki yöneticiler belki de toplantı yaptılar. Acaba Tayyip Erdoğan ne açıklayacak diye. İşte Birleşmiş Milletler'de konuyla ilgilenen bürokratlar toplandılar. Avrupa Birliği'nde pek çok insan uluslararası camianın gündemi. Oturuyorlar televizyon karşısında dur bakalım ne müjde açıklanacak diye. Beton saray yapılacakmış. O açıklanıyor. Şimdi ya gerçekten ben ülkem adına utanıyorum ya. Rezil oluyoruz. Rezil oluyoruz. Ve hani bu nedenle de bu iktidardan bir an önce kurtulmak lazım. Şimdi ben de herkes kadar ülkemi seviyorum ya. Başka insanlar kendi ülkelerini ne kadar seviyorlarsa ben de en az onlar kadar seviyorum. Diğer dünyanın değişik ülkelerindeki insanları için seviyorum. Şimdi Türkiye bu hale geliyor. Şimdi bu maaşlar meselesinde de ya gerçekten bunu nasıl tarif edebileceğini bilemiyorum ya. Yani vicdan, akıl, ne bileyim yani hiçbir şey bunu açıklayamaz. Yani mesela o maaşı alan insanları düşünüyorum. Yani mesela çocuğuna bir oyuncak alıyor mu, bir ekmek eve götürdüğünde ya yani ben bunu hak etmiyorum arkadaş. Ya yani memlekette milyonlarca genç, işsiz, işsiz olduğu için işte biraz önce anlattı yurt dışına gitmek zorunda kalan milyonlarca insan var. Ben iki maaş, üç maaş, beş maaş alarak yaşıyorum ya. Bu nasıl bir duygu durumudur ya? Gerçekten çok basit bir şey. Ona hiç mi aile terbiye salmadınız siz ya? Ben her şeyi geçtim. Ama bu Hanif Avcı'nın kitabı vardı ya Haliç'te yaşayan Simonlar diye. Evet. Ben de Alibey Ali köylüyüm biliyorsunuz. Haliç'te geçti çocukluğum. Gerçekten bir süre sonra kokuya alışırsınız. Şimdi AKP öyle bir dünya kurdu ki bütün bu rezillikler normal karşılanmaya başladı. Yani 3 maaş, 5 maaş, 10 maaş alan insanlar yan yana oturuyorlar. Ve bayağı Türkiye'nin ne kadar iyi yönetildiğini falan konuşuyorlar. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu, bu utanç verici bir durum. Üzerine siyasi bir değerlendirme yapmayı falan beceremiyorum. Gerçekten beceremiyorum. Anlatamıyorum bu durumu yani. Bir de şunu ekler misin? Yani Sedat Peker'in ifşalarıyla sonuçta bir anlamda yeni saray, saray rejimi olarak tarif ediyorsunuz. Onun kodlarını büyük ölçüde görmüş olduk. Yani bir Rus oligarklar burada Azerbaycan oligarklar burada her şeyi yani aklımıza gelebilecek Türkiye tarihinin en büyük skandallarıyla yüzleştik. Ama bir şekilde bir savcı bile harekete geçmedi. Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmadı. Yani bu yeni sistemin bu durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu karşılaştığımız manzarayı nasıl tarif edersiniz? Yani gerçekten söylüyorum arkadaşlar bu bir siyasetçi olarak falan bakamıyorum ben bu meseleye. Yani çok bir insani duygularla yaklaşmaya çalışıyorum ya. Mesela şimdi hani savcılara yani kötü bir laf etmek istemiyorum ama bir insan niye hakim olur? Niye savcı olur? Mesela bunları da düşünmemiz lazım değil mi? Hani ben, hangi duygularla? Hangi mi? motivasyonla yani adaleti tesis etmek başka için? Başka ne için? Onun ya? yani itibarlı bir mesleğin. Işte, lisede olmak öğrenciyken için. ben işte hukuk fakültesine gideceğim, hukukçu olacağım diyen hiç kimse herhalde ben avukat olarak hakim olarak savcı olarak milyarder olacağım diye gitmez değil mi? Ya yani bir vicdan duygusu vardır, bir adalet duygusu vardır insan içerisinde. Ya ben en azından ben okuduğumda öyleydi yani. Hani ben okuduğumda işte diyelim ki çok para kazanmak isteyenler endüstri mühendisi olmak isterdi. O dönemin popüler mesleği o olduğu için. Ama daha toplumsal duyarlı olan arkadaşlarımız da hekim olmak isterdi. Fen i̇şte Lisesi'nde okuduğum için söylüyorum yani doktor olmak ister. Şimdi bir hakim, bir savcı hukuk fakültesine hangi duygularla gitmiştir ve o duygular nasıl yok olur, nasıl bir anda sökülüp alınır? Üstelik bir de şunu anlayamıyorum arkadaşlar. Hani diyelim ki bu insani değerlerde erozyonu Ya Arkadaş hiç mi korkmuyor?